14. denemedeyiz. Ökaryot bir hücreye ait bazı yapılar harflerle gösterilmiş. Hangisi yanlıştır? Hücre dışına gönderilecek salgıların çoğu L organelinde sentezlenir. Bakıyorum endoplazmik retikulum ve granüle endoplazmik retikulum. Bu ifade doğru bir ifade. Sonuçta eğer bir hücrenin dışına protein salgılanacaksa ve protein türevleri salgılanacaksa Hücrenin dışına gönderileceği için öncelikle granülle endoplazmik getikulum kullanılır. Golgi organeli K ile gösterilen organelden oluşur. K ile gösterilen organel granülsüz endoplazmik getikulumdur ve evet Golgi'nin oluşumuna katkıda bulunur. N'nin yapısında DNA, RNA ve protein bulunur. Hocam N'nin yapısı çekirdekçiktir. Çekirdekçikte DNA, RNA ve protein bulunur ve hatta ribozomun sentezlendiği, yapıldığı yerdir orası. Sitoplazmada üretilen enzim, protein ve ATP'ler M ile gösterilen yapıya aktarılır. Hocam M dediğimiz şey çekirdek. Sonuçta çekirdeğin içerisinde protein sentezlenmez, ATP sentezlenmez ama Mesela DNA sentezlenebilir, RNA sentezlenebilir. İhtiyaç duyduğumuz o zaman enzimlerin, proteinlerin, ATP'nin stoplazmadan çekirdek içerisine geçmesi gerekiyor. Bu ifade de tamam. Hücre bölünme sürecinde R önce eritilir sonra yeniden üretilir. Buradaki R'ye çok dikkat edin arkadaşlar. Kromatin ipliktir o. Kromatin iplik eritilmez. Kısalıp kalınlaşarak kardeş kromatitleri meydana getirir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. Yukarıda verilen moleküllerin yapısına katılabilecek maksimum yapı taşı çeşit sayısının çoktan azı sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru ve olarak verilmiştir? Laktoza baktığınız zaman glukoz artı galaktoz iki çeşit. Nişastaya baktığınız zaman en tane glukoz tek çeşit. Proteinler aminoasterden meydana gelir. Sakın bir yazmayın aminoaster 20 çeşit. Nötral yağlara baktım. 3 yağ asitli bir gliserolden oluşur. Yağ asitlerinin de birbirinden farklı olduğunu düşündüğümüzde maksimum sayıyı bulabilmek için 4 çeşit diyebilirsiniz. 3 çeşit yağ asitli bir de gliserol 4 çeşit. O zaman hocam 3 büyük 4 büyük 1 büyük 2 olması lazım. 3 4 1 2 C seçeneğinde olacak. Tabloda farklı canlılara ait kromozom sayıları verilmiş. Hangileri doğru olabilir? Kromozom sayısı ile gelişmişlik doğru orantılıdır. Hayır öyle bir şey değildir hocam. Eğrelti otu benden daha mı gelişmiş? Değil demek ki bilimsel çalışmalarda gerçekten kromozom sayısına bakılmıyor arkadaşlar. Peki bu yanlış. Farklı canlıların kromozom sayısı aynı olabilir. Evet, olabilir. İki tane 46 görüyorum. Aynı kromozom sayısına sahip diploid canlıların gametlerinde aynı sayıda kromozom bulunur. Sonuçta 2 en eşittir 46 ise en eşittir mesela 23'tür bu iki canlı da. Bu ifade de doğru cevabımız 2 ve 3 olacak. Bir ailenin ebeveynlerine ait kan örnekleri verilmiş. Bu aile ile ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi anneye bakıyoruz. Çökelme B'de diğerlerinde yok. Demek ki anne B BRH negatif. Babaya bakıyorum. Hocam baba da ARH pozitif. RH sistemi ile ilgili annenin al yuvar zarında antijen bulunmaz. Doğru çünkü negatif. Bu evlilikten doğacak tüm çocuklarda kan uyuşmazlığı görülür. Hocam bak kesinlik sorusu bu. Bir kere babanın RH pozitif olduğunu görüyorum ama baba bu şekildeyse yani büyük re küçük re ise Anne zaten bu, baba bu olursa düşünün ki bütün çocuklar negatif doğabilir. Bilmiyorsunuz ki bu bir olasılık. Bu evlilikten 0 Rh pozitif kan grubuna sahip bir çocuk meydana gelmez. Neden gelmesin? Bu B, B0 olabilir. Bu A da A0 olabilir. Burada zaten küçük r küçük r var. Sıfırlar yan yana gelir. Anne babadan küçük r küçük r'ler gelir. Buyurun geldi. Cevabımız ne oldu o zaman? Yalnız bir. Hücre ile ilgili bir soru var. Ben şeması verilmiş. Buna göre eşleştirmelerden hangileri doğrudur demişiz. Hocam DNA miktarının yarıya inmesi. Mitoz, bir kere DNA miktarının korunduğu bir bölünmedir. Yani mesela X interfaz evresinde 2X olur. Hop mitozun sonunda X'e düşer. Mayoza baktığım zaman X interfaz evresinde 2X. Mayoz 1'in sonunda X. Mayoz 1 ile Mayoz 2'nin arasındaki o interkinezde DNA işlenmesi olmayacağı için X bölü 2. Hocam bu Mayoz için geçerli bir şeydir. Gitti. Burada mitozu da içine almış çünkü. Sentromer ayrılması, sentromer yarılması, ana fazda kardeş kromatitlerin ayrılması nedir hocam? Hem Mayoz 2'dir hem mitozdur. Dolayısıyla onların kesişiminde olabilir. Öncesinde DNA replikasyonu. Mayoz 1'in öncesinde ve mitozun öncesinde olur. Bakın burada gösterdiğim gibi interfaz evresi. O zaman C buraya yazılmalı doğrudur. Homolo kromozomların ekvatoral düzlemde karşılıklı dizilmesi mayoz 1'e ait bir özelliktir. O da D. Güzel cevabımız 2, 3 ve 4 olur. Şimdi bir besin zinciri gösterilmiş bu ekosisteme dışarıdan farelerin göç etmesine bağlı olarak hangileri gözlenebilir? Yani siz burada fare sayısını arttıracaksınız. Fare sayısı artarsa çekirge azalacak mesela. Çekirge azaldığı için ot artacak. Fare sayısı arttığı için yılan artacak. Hocam üretici sayısı bakın ne oldu? Arttı. Yılan sayısı besin bulduğu için arttı. Böcek sayısı ise onunla beslenen birisi arttığı için ne olacaktır? Azalacaktır. Bunu çizemezsiniz. Cevabımız 1 ve 2 olur.